Tamam. Tamam. Keşke tımar falan etsek şu anda. Hazır mazun da almadık. Hadi göz yar oğlum. Hani benim güzel yok şey. Yok şey. Tamam oğlum. Tamam oğlum. Ha. Gel bakalım gel. Yakında da şeyi çıkartır. Şeyciye göstermeyelim. Hadi gel. Ha. Soyuz tek kalmış bir at Türkiye'de. Babası çok şampiyon bir at. Tay var burada, şurada tay var. Göksu için de bu tip tanıtımlarının, köyümüz için de bu tip tanıtımlarının faydalı olacağına inanıyorum. Göksu hızla gelişen, büyüyen bir yer. İnşallah kıymeti bilinir. Zaman içerisinde turizme de açılır diye düşünüyorum. Sadece turizm deniz kenarında olmuyor. Artık doğa turizmine de yön vermiş vaziyette insanlar, yönelmiş vaziyette. Benim buraya atçılıkla ilgili yatırım yapmamın sebebi çok eskiye dayanıyor. Dedelerimiz buralarda at besledi. At beslemek için geldiler. O zaman da ticari olarak atları besliyorlardı. Orduya veriyorlardı ticari olarak. Uzun süre buralarda kaldılar. Daha önce buraya gelmezden önce Meremşil Beyli dediğimiz Andırın'la Göksun arasındaki yerde kaldı ailemiz. Oralarda at beslediler, at yetiştirdiler. Şimdi de ben yarış atları yetiştiriyorum. Sebebine gelince buranın havasını ve suyunun, dedelerimizin buraya geliş sebebi olan hava ve suyun peşine geldiler. Biz de onu ön plana çıkararak yarış atı yetiştirmeye kalktık. Yarış atlarım da muvaffak oldu. Buradan çok şampiyon atlar götürdüm ben sahaya. Hepsi muvaffak oldu sayılır. Şu anda da burada aygır olarak kullandığım, Türkiye yarış camiasını herkesin tanıdığı Ferson diye bir atım var. Dubai'ye götürdüm, orada yarıştırdım.